Türkiye'de canlıdan organ alma dünyada sıralamada başlarda geliyor. Çünkü aile tutkusu bizde fazla. Böbrek nakli ülkemizde ve dünyada her yerde yapılıyor. Kalp nakli çok daha nadir ve kalp bulmak nadir. Çünkü böbrek canlı kişilerden de alınabiliyor. Ama kalp beyin önümü olmuş ama kalbi normal olan kişiden almak gerekiyor. Dolayısıyla kalp bulmakta zorluklarımız oluyor. Aynı anda eş zamanlı kalp artı böbrek taktığımız bir hasta olmuştu. Hala yaşıyor. 6. yılına girdi. Mutlu şekilde. Bu ikincisi. Türkiye'de de 5. Hasta 3 ay önce bize gelmişti. Şansını Acıbadem Fulya Hastanesi'nde beyin kanamasıyla beyin ölümü gerçekleşmiş olan 20 yaşındaki yine genç bir kızımızın organları bağışlandı. Cuma günü tam yılbaşının o telaşıyla birlikte biz de sevinerek hem kalbini hem böbreğini aldık. Birinci gün biz solunum cihazlarından ayrıldık. Bu bizim ekibimiz için büyük başarıdır. Konuşabildi. Tansiyonu ve idrar böbrek fonksiyonları, kalp fonksiyonu son derece iyiydi. İki gün yoğun bakımda tuttuk. Üçüncü gün servisimizi aldık. Şimdi özel odasında. Bazı tabii bilgilendiriyoruz ama hasta yakınları kalbi durmadan hastamız ölmedi gibi bir şeye girebiliyorlar. Dolayısıyla kalp bağış sistemi son derece az. Bu da bizi çok zorluyor. Yani yüzlerce hasta kalp bekliyor ama bizim yaptığımız sayılara bakarsanız 40, 50, 60 yılda. Böbreğe baksanız belki yüzlerce, belki bine ulaşıyor. Dolayısıyla vatandaşlarımızdan bu bilinçleri alması için televizyon kanallarından panellerle, Sağlık Bakanlığımız bunu yapıyor kamu spotlarıyla bilgilendirmek. Yani toprağa gidecek bir organla, çürüyecek bir organla bir hastaya can veriyorsunuz.